kendi eğitimine, kendi gelişimine bütçe ayırmak, kendine yatırım yapmak. Neden aile içerisinde evladına, çocuklarına, eşine yatırım yapmaktır? Konu bu. Genellikle insanlar şöyle düşünüyor. Benim evladım var, benim eşim var, benim annem var, benim babam var. Ben kendimi onlara feda edeyim. Onlara zaman ayırayım. Onlara yatırım yapayım. Onların iyiliği için uğraşayım. Ben yemeyeyim, yedireyim. Ben içmeyeyim, içireyim. Ben önemli değilim. Genellikle insanlar bu şekilde düşünüyorlar. Çünkü ona öyle öğretildi. Kendine zaman ayırdığında vicdan azabı çekiyor. Ben aslında kendime ayırdığım bu zamanı çocuğuma ayırabilirdim, eşime ayırabilirdim veya annemi babama ayırayıp onlarla ilgilenebilirdim diyerek üzülüyorlar. Harekete geçemiyorlar bundan dolayı. Vicdan azabı çekiyorlar ve hemen ihmal ediyorlar kendilerini. Bu vicdan azabından dolayı kendisiyle hiç ilgilenmiyor, kendine hiç yatırım yapmıyor, kendini geliştirmek için çaba sarf etmiyor ve etrafındaki insanlarla uğraşıyor. Sonunda ne oluyor? Kaybediyor. Kaybeden oluyor. Ömrünü zayi ediyor, ömrünü ziyan ediyor. O ilgilendiği, yatırım yaptığı insanlar bu kişiden uzaklaşıyor. Evladı uzaklaşıyor. Anası babası zaten uzaklaşacak belli yaştan sonra ve bununla beraber işini kaybediyor, uzaklaşıyor, soğuyorlar. Neden? Çünkü kendini ihmal ettiği için. Peki nasıl anlayabiliriz hocam? Bunu anlayamadım ben. Tabii evladımla, çocuğumla, eşimle, ailemle ilgileneceğim. Tamam iyi güzel ilgilen. Fakat ilk önce maskeyi kendine tak diyor uçakta görevli sana, değil mi? Uçağı kaldırmadan pilot, görevliler sana ne diyor? Sen ilk önce diyor maskeyi kendine takacaksın, sonra çocuğuna yanındakine takacaksın. Bunu sana söylüyor. Mantığı bu. Veya hadis-i şerif var. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Ömrün israf olmasın. Kendini bil ki diye başlıyor. Yani oğlunu bil ki, kızını bil ki, eşini bil ki. Yok. İlk önce kendini tanı. Kendini tanıyan Allah'ı tanır. Kendini tanırsan etrafındaki insanları tanırsın diye anlıyoruz değil mi? Yani ilk önce kendi dişini fırçala. İlk önce kendi saçını tara. İlk önce kendi bakımını bir yap. Ondan sonra fedakarlık yap. Ondan sonra etrafındaki insanlara faydalı ol. Yanlış düğme ile başlarsan sonu kötü biter. Dolayısıyla ilk düğme kendin olacaksın. Yani kendine zaman ayır. Aslında kendine vakit ayırdığında, kendine yatırım yaptığında, kendini eğittiğinde, kendini geliştirdiğinde oğluna, kızına iyilik yapmış oluyorsun. İyi bir anne oluyorsun veya iyi bir baba oluyorsun. Onlara yatırım yapıyorsun. Yani şahsiyet gelişimi yaptığında, yani kendi şahsiyeti üzerinde çalışma yapınca, kişiliğin üzerinde çalışma yapınca iyi bir anne, iyi bir baba olduğundan dolayı çocukların sonu iyi oluyor. Çünkü çocuklarımız bizim aynalarımızdır. Biz de atalarımızın aynasıyız. Dedenin yediği ekşileri torunun ağzını ekşitir. Senin davranışların, senin düşüncelerin, senin beyin yapın çocuğunu %100 etkileyecek. Sen kendine zaman ayırdığında, kendinle ilgilendiğinde çocuğunla ilgilenmiş oluyorsun. Eşinle ilgilenmiş oluyorsun. Annenle babanla ilgilenmiş oluyorsun. Şöyle düşün bak. Bir göl var, sakin bir göl. Sen taş atıyorsun. Dalga 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 yayılıyor. Bütün her tarafa. İşte bunun gibi düşün. Sen kendine zaman ayırdığında iyi olmak için şahsiyet gelişimi yaptığında, kişisel gelişim yaptığında, kendine yatırım yaptığında, kendine bütçe ayırdığında, kendine zaman ayırdığında dalga dalga iyilikler yayılıyor. Herkese faydan oluyor. Sen iyi insan olunca her şey değişiyor. O yüzden ilk önce kendi üzerine çalışma yap. Kendini bil. Kendini tanı. İlim, ilmi bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen o nice okumaktır. Hiçbir faydası olmuyor sen eğer kendini bilmezsen. Sen istersen 10 tane üniversite bitir. Profesör ol. Ordinarius ol. Sen saçını tarayamadıktan sonra, kendinle ilgilenemedikten sonra başkasına nasıl faydan olacak?
O yüzden ben başkalarına faydalı olmak istiyorum diyenler beni dinlesin. Ben yardımsever olmak istiyorum. İçimde öyle bir duygu var. Hayırsever olmak istiyorum. İnsanlara yardımcı olmak istiyorum diyenlere söylüyorum. Evet. Yapabilirsin. İyi insan olabilirsin. Ama ilk önce kendini tanımakla başla. Kendini değiştirmekle başla. İyi insan olmakla başla. Sen kendine yatırım yaptığında, kendine zaman ayırdığında, kendini sevdiğinde, kendi özgüvenini arttırdığında çocukların özgüveni artacak. Onlara faydalı olacak. Senin davranışların onların hayatını güzelleştirecek. Bundan emin ol. Bunu kafana yaz. Yıllardan beri fedakarlık yapan o ebeveynlere sesleniyorum. O iyi niyetli insanlara sesleniyorum. Yemedim, yedirdim. İçmedim, içirdim. Uyumadım, uyuttum diyenler, onlar eğer kendi üzerinde çalışma yapmadan bu davranışları yaparlarsa o zaman sonu hüsranla bitiyor. Hayal kırıklığı sadece. Evet, sadece hayal kırıklığı. İbni Haldun tanırsınız. Ünlü sosyolog. Alim bir zat. Yanına geliyorlar anneler ve babalar. Diyorlar ki çocuklarımızı nasıl terbiye ederiz diye bu soruyu soruyorlar. Dikkat! İbni Haldun şunu söylüyor. Siz ilk önce kendinizi terbiye edin. Çocuklar zaten sizi kopyalayacaklar. Siz değişin. Çocuklar zaten size benzeyecek. Anneye babaya ister istemez benziyor zaten çocuklar. Dolayısıyla senin etkileyebileceğin tek insan var. O her gün dişini fırçalayabildiğin, saçını tarayabildiğin o aynanın karşısındaki kişi. Yani sen. Sen kendini değiştirebilirsin. Senin en büyük rakibin o. Onu değiştirdikten sonra kendi nefsinle mücadele ederken başarırsan eğer, ondan sonra çocukların değişiyor, ondan sonra eşin değişiyor zaten. Doğru yerden başlamanı tavsiye ediyorum. Yıllardan beri biz bu konularda Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Yani o içindeki aslanı bulmak için, uyandırmak için onun ayak bağlarının ne olduğunu, engellerin ne olduğunu ve içindeki yeteneklerin ne olduğunu analizlerle onlara gösteriyoruz. Ayak bağlarından kurtularak, yeteneklerini de kullanarak insanlar arzuladığı o hedefe ulaşıyorlar. Arzuladığı o huzura ulaşabiliyorlar. Arzuladığı o bolluk berekete, sağlıklı günlere ulaşabiliyorlar. Bu konularda bizim de sana yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için tek yol var. Hemen videonun altında linke tıkla. Formu doldur ve gönder. Ön analizde, ön testte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.